İsveç parlamentosu yeni terörle mücadele yasasını onayladı. Yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Türkiye terör örgütlerinin hareket alanını daraltacak yasaların kağıt üzerinde kalmasını istemiyor. Ankara-Stockholm arasında yakın temas sürüyor. Tüm Türklere buradan seslenmek istiyorum. İsveç, Türkiye'ye yapmış olduğu taahhütlere riayet edecektir. Üyelik için NATO'nun kapısında bekleyen İsveç, Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmek üzere en kritik adımı attı. İsveç parlamentosu yeni terörle mücadele yasa tasarısını onayladı. 270 milletvekili evet oyu verdi, 37 milletvekili aleyhte oy kullandı. 42 kişi ise oylamaya katılmadı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek anayasa değişikliğiyle birlikte terörle mücadele kanunları sıkılaştırılacak. Bu kapsamda terör örgütleriyle bağlantılı grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanacak. Böylece PKK-YPG yandaşlarının protestolarının engellenmesi hedefleniyor. Terör örgütü yandaşları son olarak 12 Kasım'da başkent Stockholm'de gösteri düzenledi. Polis eşliğinde yürüyerek terörist Öcalan'ın posterlerini açtılar. İsveç'in kabul ettiği yeni yasa yabancı casusluk suçu işleyenlere 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. İsveç'in başka bir devletle ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanlar da aynı cezayı alacak. Ankara için en önemli nokta yeni terörle mücadele yasasının nasıl hayata geçirileceği. İhlallere verilecek tepki not edilecek. Ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermek için bu karneye bakılacak. Ankara-Stockholm hattında istişareler sürüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı İsveç'e gitti. Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un ay sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki bir heyet de Stockholm'e gidecek. İsveç'in taahhütleriyle ilgili gelişmeler gözden geçirilecek. İsveç ve Finlandiya Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye ile üçlü mutabakata imza attı. İki ülke NATO üyeliği için terörle mücadele ve teröristlerin iadesine ilişkin taahhütlerde bulundu. İttifakı üye ülkeler arasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamayan yalnızca Türkiye ve Macaristan kaldı.